ifadeler verilmiş. Yukarıda düzgün altıgen veriliyor. Düzgün altıgenin yapısı budur. Şu ifade tamamen boyandığına göre biz bunu kesir olarak 1 gibi düşünebiliriz. Yani altıgenin tamamı boyanmış. Şu kesiri şöyle yukarıdan yazalım. Birinci kesirimiz 1. Eşittir diyorum 1. Bu kesir, yani şu şekilde düşünürsek, şu şeklin tabii ortadan alınmış şöyle köşeli olarak 3'te 1'idir aslında. Toplam şunu uzatırsak şöyle, bunu da uzatalım. Şunu da uzatalım. Şöyle 6 tane eşkenar üçgene ayrılır. 6 tanesinden 2 tanesi boyanmış. Boyalı olan kısım. Boyalı olan kısım burası ve burası. Bu kısımlar boyalı. Yani 6 taneden 4 tanesi boyalı. Şu kısımlar. Yani 2 tane derken ben şöyle üçgen gibi olanlara, şu beyazdan, beyazın 2 katı gibi düşünebiliriz. Şimdi 4 bölü 6 olarak düşünebiliriz eğer böyle düşüneceksek. Eksi 4 bölü 6. Buradaki ifade 1 bölü 2. Yarısı boyalı. Artı 1 bölü 2. Şu yine aynısı değil de benziyor. Şöyle dağıtalım boyalı olan kısmı. Şunu. 2 tane boyalı. Toplam 6 taneden ikisi boyalı. Artı 2 bölü 6. Bölü. Paydaya bakalım. Paydayı da yine şöyle yazarsak. Şöyle. 4 tanesi boyalı, 2 tanesi boyasız. 4 bölü 6. 6 taneden 4 tanesi boyalı. Şurayı siliyorum. Şurayı eşittir diye. Şimdi işlemleri yapalım. Önce paydası aynı olanları kendi arasında işleme alabiliriz. Şunları. Eksi 4 bölü 6, 2 bölü 6, 2 bölü 6 olacak. Diğerini yazıyorum. 1, şurası artı 1 bölü 2. Şunları toplayınca eksi 2 bölü 6. Ya da burası eksi, şu da eksi olacak. Evet, orayı yanlış yazdık. Şunu siliyorum. Burası eksi, şu da eksi olacak. Burası eksi bu şekilde. Şimdi paydaları hepsini 6 yapalım. Aşağıdakinin paydası da 6. Paydaları bozmadan işlem yapalım. Şunun paydası 1, 6 ile genişletelim. Hiç uğraşmayalım. Bunun paydası 1. Bunu 3 ile genişletelim. Bunu 1 ile. Bunun paydası da yine 6 olacak. Oradan 6'lar sadeleşir. 6 ile çarpıyorum. 6. 1 ile genişletiyoruz. Eksi 4. 3 ile genişletiyoruz. Artı 3. 1 ile çarpınca eksi 2. Bunların paydası 6 idi. Aşağıdakini de sadeleştirmiyorum. Birazdan sadeleştik. 6'lar gelecek. Büyük kesir çizgimiz. Şurası da 4 bölü 6. Eşittir diyorum. Şimdi 6'dan 4 çıktı. 2. 2. Artı 2. Eksi 2 birbirini götürecek. 3 kalacak. 3 bölü 6. Bölü 4 bölü 6. Birinciyi aynen tutuyorum. 3 bölü 6. İkinciyi ters çevirelim. 6 bölü 4. Buradan 6'lar gidecek. Sonuç 3 bölü 4 olacak. Evet, buradaki işlemin sonucu 3 bölü 4.